İmtihan 20. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Halil Güntekin. Montaj Halil Karabacak. Köyde yaşayan Cahide birlikte büyüdüğü Doktor Murat'la evleneceği sırada o İstanbul'da zengin bir iş adamının kızıyla evlenir. Bunun üzerine kendini zorla bağ evine kapatmak isteyen muhtarın oğlundan kaçan Cahide, İstanbul'da yaşlı bir kadının hizmetini yapmaya başlar. Bir süre sonra da onun oğluyla evlenir. Ancak ana oğul bir trafik kazasında ölünce 7 yaşındaki kızı Asuman'la tek başına kalır. Hayatını idame ettirebilmek için de bir konfeksiyon şirketinde modelistlik yapmaya başlar. Af yasasıyla cezaevinden kurtulan Kaya, uyuşturucu işlerini rahat yapabilmek için İstanbul'da paravan bir konfeksiyon şirketi kurmuştur. Erkut, işler nasıl gidiyor? Hangisini soruyorsun patron? Konfeksiyonu mu öbürkünü mü? İkisini de lan. Konfeksiyon işi pek parlak sayılmaz ama uyuşturucudan iyi kazanıyoruz. Ne? Mal yetişmiyor. Konfeksiyon işine ne oldu lan? İlk geldiğimiz zamanlar iyiydi de şimdi mi bozuldu? Bilirsin, o işe ben bakmıyorum ha. Diğerine dersen tam bir mafya gibi çalışıyoruz. Adamlarımız gece kulüplerinde, diskolarda, okul önlerinde harıl harıl çalışıyorlar arı gibi. Yetmez Erkut, yetmez. Sosyeteye girmeliyiz. Asıl mal orada. O zaman kesenin ağzını biraz açacaksın. Ne demek lan bu? Sosyeteye girmek için önce artistleri, mankenleri elde edeceksin. Ne? Her gün onlarla düşüp kalkacaksın. Düşüp kalkmak için minder lazım. Minder döşek para ister. Lan dur bu. Bu yaştan sonra bana artistlik mi yaptıracaksın? Bilemem ağam. Ne varmış yaşında? Sen hele onlarla bir düş kalk. Gazetelere, televizyonlara bir gir çık. Gerisi çorap söküğü gibi gelir. İnan yani. Yok ya. He? Yani... Meşhur olayım öyle mi? Ya şöyle, yalnız dikkat et patron, her hafta değişik bir mankenle, bir ünlüyle beraber olacaksın. Bu çok önemli. Lan Erkut, seni duyan da mankenleri, artistleri benimle beraber olmak için kuyruğa girmiş sanacağım. Elbette patron. Mani mani mani. Kes la kes. Madem öyle iş çıkardın kendine, ne yap yap. Birini bul bu gece bana, şöyle siftahımız olsun. Gece kulübüne he mi patron? Lan Erkut, artistlere gücün yetiyor da 5 yıl oldu bir Cahide'yi bulamadın salak. Valla İstanbul kazağın biz kepçe aramadığımız yer kalmadı patron. Hem artık boş ver Cahide'yi, ben sana en meşhur film yıldızlarını, mankenleri bulurum. Ne bulursan bul, hiçbiri Cahide'nin yerini tutamaz. Onun uğruna yıllarca hapislerde yattım. Onun sevgisi kemiklerime işlemiş. Ama en önemlisi ağalığımı gösteremedim o şırfıntıya. Ağam farkında değilsin ama dahili telefonun çalıyor. Ne var kızım? Kim? Yıldız mı? İyi gelsin. Yıldız gelmiş. Sevgilin mi? Sakız gibi yapıştı bu karı da sana ağam. At şunu başından gitsin. Kadın mı yok sana he? Ulan oğlum, hoşumdan mı tutuyorum sanıyorsun kadını yanımda? Getirdiğimiz uyuşturucunun neredeyse yarısını o satıyor. Güzel kız, ılımlı kız. Kimse şüphelenmiyor ondan. Her gün yeni yeni müşteriler buluyor bize. Doğru valla. Hakikaten acayip uyuşturucu satıyor kahpe. Merhaba sevgilim. Hoş geldin güzelim. Gel bakalım. Erkut, sen git sonra konuşuruz. Olur. Canım hoş geldin. Gel. 2 gündür uğramadın evime. Yoksa başka birini mi buldun he? Yok canım, unutur muyum ben seni hiç? Unutuyorsun elbet. 5 yıl önce tanıştığımız zaman hemen evlenecektik hani. Hala evleneceğiz. Ya ikide bir bunu söyle. Durma Yıldız. Evleniriz. Acelen ne güzelim. Bak senin her ihtiyacını karşılıyor. İhtiyacım olduğu zaman uyuşturucu da veriyor. Daha ne istiyor? Ben de sana her şeyimi verdim. Üstelik uyuşturucu satarak da hizmet ediyorum. Demek ki ne benim sana ne de senin bana borcun yok. Paran var mı, vereyim mi? Para değil, eroin ver. Daha geçen gün verdim. Öylesine alıştım ki bu meride. Ver hadi. Hemen eve gidip kullanayım. Tamam. Doktor Murat'a gelince onun evliliği giderek çatırdamaktadır. Aradan geçen 5 yıl Murat'a Cahide'yi unutturmak şöyle dursun, hiçbir servetin elde edemeyeceği erişilmez bir değer olarak karşısına dikmiştir. Kayınpederi ölünce doktorluğu bırakarak şirketin başına geçmiş ama ne yazık ki kayınvalidesiyle karısının sorumsuzca para harcaması yüzünden şirket eskisi gibi kâr etmemeye başlamıştır. Girin. Beni emretmişsiniz Murat Bey. Ha evet Nadir Bey. Hesapları kontrol ediyordum da
Son 6 ay içinde 10 milyardan fazla para çıkmış şirketin kasasından. Kimlere verildi bu paralar? Haberiniz yok mu efendim? Eşinizle kayınvalidenize verildi. Eşimle kayınvaliden mi? Hayır, şimdi sizden duyuyorum. Yani şirketin sahipleri olduğu için ne zaman para istedilerse vermek zorunda kaldık. Hatta birkaç sefer Murat Bey'in haberi var mı diye sorduğumda var dediler. Hayır, bilgim dışında almışlar. Peki, teşekkür ederim Nadir Bey. Siz gidebilirsiniz. Ana kız para manyağı olmuş bunlar. Böyle bakkal kasası gibi zırt pırt para alınır mı ya? Bunların niyeti şirketi batırmak. İkisi de kendi aleminde. Kayınvalide genç sevgililerine para yetiştiremiyor. Benim karım giyim kuşam almaya bayılıyor. Ne olacak bunun sonu? Merhaba sevgilim. Aa, sen misin Zuhal? Hayrola sevgilim, yüzün neden asıl? Neden olacak? Anne kız sayenizde şirket iflas bayrağını çekmeye hazırlanıyor. Aa, neden? 6 ay içinde 10 milyardan fazla para çekmişsiniz şirketten. Söyler misin bu kadar parayı ne yaptınız? Aa, sana hesap verecek değiliz herhalde. Ne yaptıysak yaptık. Bu şirket bize babamdan kaldı. Ama ben yönettiğime göre hesap da sorarım. Soramazsın. Soramazsam alın şirketi başınıza çalın. Benimle böyle konuşamazsın. Konuşurum. Ya. Oh be, sıka sıka ha buraya geldin. Nerene gelirse gelsin. Umurumdaydı sanki. İstediğim gibi harcarım. İstediğim gibi gezip tozarım ben. Evet haklısın. Ah şirketiniz. Bu da kasanız. Ne demek bu? Bu şu demek. Sen kendi yoluna, ben kendi yoluma. Ayrılıyoruz. Bununla mı korkutuyorsun beni? Nasıl isterseniz Murat Bey. Evliliğimiz zaten bir hatanın onarımı için yapılmıştı. Belki bir aile oluruz, mutlu oluruz diye düşünmüştüm ama olmadı. Olacak gibi de görünmüyor. Harika. Kendini ev tutman için sana ay başına kadar müsaade ediyorum. Biliyorsun modadaki villa benim. Ha, biliyorum. Yalnız modadaki villa değil, altındaki araba da senin. Benim doktor ünvanımdan başka hiçbir şeyim yok. Sayende onu da bırakalı yıllar oldu. Üzülme bu kadar canım. Sevdiğin köylü bir kız vardı ya, ona gidersin. Biliyorum. Senin bu alayından çok daha fazlasına layığım. Hadi sana güle güle canım. Sersem, gerizekalı. Zaten seninle yakışıklı olduğun için evlenmiştim. Sanki bana başka koca yok. Alo Semra Hanım. Bana muhasebeci Nadir Bey'i yollar mısınız? Şirketin başına Nadir Bey'i getireceğim. Oldukça yakışıklı da biri. Sanırım bekardı. Sersem kafa, gerizekalı. Doktorun yüzünden hayatını zehir ettin. Ama bundan sonra olmayacak. Nadir'le hayatımı yaşayacağım. Hem de çılgınlar gibi. Nilgün, makası verir misin? Nilgün, duymuyor musun beni? Bana mı seslendin Cahide abla? Evet, makası istedim. Çok dalgınsın bugün. Yo, dalgın değilim. Gazetede bir haber vardı da onu okuyordum. Ne haberiymiş? Aynı köyden iki kişinin hikayesi. Çok ilginç geldi bana. Nasılmış? Biri doktor, öteki sabıkalı iki kişinin yıllar önce köylerinden kalkıp geldikleri İstanbul'da sosyeteye nasıl karıştıklarını yazıyor gazete. Biri doktor, öteki sabıkalı mı? Kimmiş bunlar? Bak okuyayım dinle. Tıp fakültesini okumak üzere köyünden İstanbul'a gelen ve sonra da ünlü iş adamı Münir Deniz'in kızı Zuhal'le evlenerek sosyeteye karışan Doktor Murat Çimen. Doktor Murat Çimen mi dedi? Evet, ne oldu tanıyor musun yoksa? Yo, sen devam et. Doktor Murat Çimen karısından ayrılıp sosyeteye veda ederken diğer hemşerisi cinayet suçundan sabıkalı iş adamı Kaya Orman ünlü mankenlerle kurduğu dostluklar sayesinde sosyeteye karıştı. Kaya Orman mı? Olamaz Allah. Ne oldu Cahide abla, tanıyor musun bu adamları? Ben tanımıyorum. Birden rengin sarardı da. Makası verir misin? Tabii, al. Niyazi Bey birazdan gelir. Gazeteyi bırakıp işine başlasan iyi olur. Peki abla. İmtihan adlı oyunumuzun 20. bölümünü dinlediniz. 21. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.